Miraç konusunun 13. dersindeyiz. Bu dersimizde şu sorunun cevabını vereceğiz. allah Teala her yerde hazır ve nazırdır. Oysa Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın Miraç'ta gökyüzüne yükseldiği ifade edilmektedir. Bu nasıl olur? Haşa Miraç denen bir mekan var da allah Teala o adamı bulunuyor ve Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam oraya Rabbi ile görüşmeye mi gitti? Bediüzzaman Hazretleri Miraç Risalesinde bu sorunun cevabını bir misalle vermiş. Bizler bu misalden iktibasla meseleyi izah etmeye çalışacağız. Mesela her tarafı ışık alan ama içeriden bakıldığında güneşin görülmediği Büyük bir bina düşünelim. Bu binada yaşayan kişiler güneşin ışığından ve ısısından istifade etmektedirler. Bu kişilerden güneşi görmek isteyenler sadece ışığını, ısısını ve yedi rengini görebilmektedir. Güneşin ısısı kudreti olsa, ışığı ilmi olsa, yedi rengi de görmesi işitmesi ve konuşması gibi sıfatları olsa bu sıfatlarıyla güneş bu binada olan herkesi görür, işitir, konuşu, tanır ve hakeza. Bu noktadan bakıldığında güneş ısıttığı ve ışıklandırdığı her şeyin ve her kişinin yanında olup onlarla sohbet edebilir. Her bir kişinin de güneşin kendisine bakan miktarı kadar bir sohbeti ve alakadarlığı olur. İşte bu cihetten güneş her şeye yakındık ancak her şey güneşin zatından çok uzaktır. Eğer birisi güneşin zatına yaklaşmak, güneşi bizzat görmek ve onunla sohbet etmek isterse İlk önce bu binayı terk etmeli ve o bölgenin en yüksek dağına çıkmalıdık. Ancak bunu yaptığında güneşi bizzat görüp onunla sohbet edebilir. İşte bu kişilerden birisi binadan çıkar ve yüksek bir dağa tırmanır. O zaman güneşin sadece kendi binasını ısıtıp aydınlatmadığını Dünyanın her tarafına nüfuz ettiğini, hatta gezegenleri ve ayı da idare ettiğini bütün açıklığıyla gök. İşte o zaman şöyle diyebilir. Ey yeryüzünü ışığıyla yaldızlayan ve zeminin yüzünü ve bütün çiçeklerin yüzlerini güldüren dünya güzeli, gök nazdarı olan nazenin güneş. Onlar gibi benim haneciğimi, bahçeciğimi ısıttın ve ışıklandırdın. Bütün dünyayı ışıklandırdığın ve yeryüzünü ısıttığın gibi. Evet böyle diyebilir. Halbuki binanın içindeyken güneşi sadece kendisini ve binasını ışıklandıran bir lamba olarak anlayabiliyordu. Burada dikkat edilmesi gereken temel nokta şudur. Güneşle görüşmeye ve konuşmaya niyet eden ve bu sevkle dağın başına çıkan kişi güneşle dağda görüşmüyor. Dağdan görüşüp konuşuyor. Çünkü o dağın dünyadan 1 milyon 300 bin kat büyük olan güneşi içine alması mümkün değildir. Aynen bu misalde olduğu gibi Cenab-ı Hak maddenin ve mekanın yaratıcısı olduğu için mekanla kayıtlı olması mümkün değildir ve Allah hakkında böyle bir şey düşünülemez. Allah mekandan münezzehtir, zaten mekanı o yaratmıştı. Misalimizde olduğu gibi bu dünya şartlarında insanlar Allah'ın sadece isim ve sıfatlarına muhatap olabiliyor. Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselamsa onun nurani zatına ve emsalsiz konuşmasına muhatap olabilmek için bu dünya denilen binadan sıyrılmalı, miraç dağına çıkmalı ve öylece görüşmeliydi. Rabbi de sonsuz ihsan ve ikramıyla kulu Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın ihlaslı ibadetlerine bir mükafat olması için ve bütün insanlara ve diğer varlıklara onun üstünlüğünü göstermek için onu Miraç Dağı'na yükseltti. Fakat unutulmaması gereken nokta şu. Misalde demiştik ki güneşi dağda görmedi. Dağdan gördü. Aynen bunun gibi Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam da Rabbi'ni miraçta görmedi, miraçtan gördü. Çünkü Cenabı Hakk'ın bu dünya şartlarında görülmesi mümkün değildi. O da görmek için miraca çıktı. Allah da ona orada tecelli etti. Allah'ın bir mekanda olması farklı, o mekanda tecelli etmesi farklıdır. Allah gökte değildi sadece peygamberimize gökte tecelli etmişti. Cennette olmadığı halde cennet ehline cennette tecelli edeceği gibi. Bediüzzaman Hazretleri bu konuda miraç yoluyla beka alemine girdi diyerek Allah'ın bu dünya şartlarında görülemeyeceğinden dolayı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın farklı bir boyuta geçmesi gerektiğini, bunun da yolunun miraç olduğunu beyan etmektedir. Nitekim Araf suresi 143. ayetin beyanıyla Hz. Musa aleyhisselam şöyle der. Estaizu billah Rabbi erini enzu ilek, Rabbim bana görün sana bakayım. Onun bu isteğine karşı Allahu Teala şöyle cevap verir. Lenterani sen beni asla göremezsin. İşte bu ayet-i kerime bu mevcut şartlarda bir insanın Allah'ı görmesinin mümkün olmadığını beyan etmektedir. Hz. Musa'nın Cenab-ı Hakk'ı görememesi Allah'ın görünmez olduğundan değil, dünya şartlarının buna müsait olmadığındandır oğlunun bu dünya şartlarında Cenab-ı Hakk'ı görmesi mümkün değildir. Bu şartlar sadece Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'a özel olan miraçta gerçekleşmiş. Allah'ı görmekte sadece ona mahsus kalmıştır. Herhalde mesele anlaşılmıştı. Dersimizi burada tamamlayalım. Bir sonraki dersimizde görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.